Tolga Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel şehrimiz Çanakkale'ye hoş geldiniz diyoruz. Çok büyük keyifti sizleri ziyaret etmek gerçekten. Ve bu keyifli röportajı ben öncelikle doçent doktor Tolga Kurt'u tanıyarak başlamak isteyeceğim. Böyle bir sizleri tanıyalım mı? Teşekkür ederim. Ben 2002 yılında uzmanlığa başladım. 2008 yılında kalp ve damar cerrahisi uzmanı oldum. Yaklaşık 21 yıldır bu mesleğin içinde yiyim. Ciddi bir süre geçmiş. Evet. 2017 yılında doçentlik unvanını aldım. Yani, 2021 yılında da üniversitedeki görevimden ayrıldım ve buradaki kendi kliniğimi açmış bulundum. Sanırım buraya, yani bu konsepte ihtiyaç vardı hocam. Evet. Burada da, bölgede evet. Yani bölgede de böyle bir ihtiyaç var. Pandemiden kaynaklı ameliyatların az olması tabii bizi çok etkiledi, cerrahi branşları, ve böyle bir ihtiyaçtan kaynaklı biz de böyle bir klinik açtık. Çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim hocam. Şimdi hocam biraz tanımak istiyorum. Neler yapıyoruz burada? Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Biz burada her türlü ameliyatı yapıyoruz. Yani anlaşmalı hastanelerimizde varis ameliyatları yapıyoruz. Eskiden açık yapılan ameliyatlar şu anda kapalı ortamda sadece lokal anesteziyle yapılan ameliyatlar haline geldi. Çok keyifli. Yaklaşık yarım saat sonra hasta yürüyerek evine gidebiliyor. Normal işlerine devam edebiliyor. Eskiden bunlar bir hafta, 10 günlük bir süreçte olan ameliyatlardı. Evet. Daha farklı peki bunların dışında? Bunların haricinde koroner bypass ameliyatları yapıyoruz. Minimal invaziv dediğimiz küçük kesilerle, yaklaşık 5 santimlik bir kesiyle kalp damarlarını değiştirebiliyoruz. Kalp kapakçıklarını değiştirme imkanlarımız oluyor. Bu ameliyatlar çok yeni teknoloji gerektiren ameliyatlar ve nadir merkezlerde yapılıyor. Biz de bu ameliyatları şehrimizde başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Tabii çok da mutlu oluyorsunuz. Evet. Onlardan o teşekkür almak sizi çok mutlu ediyor olur, değil mi? Böyle yani izlediğiniz zaman. Hastalarımızın mutluluğu gerçekten bizi çok onurlandırıyor. Onlardan geri dönüşler bizi daha çok motive ediyor bu konuda. Evet. Bu başarınızın sırrı ne peki hocam? Çünkü çok zor bir meslek yapıyorsunuz. Saygı duyulması gereken meslek yapıyorsunuz kesinlikle. Yani bu başarı, İstikrarın sırrı. Yani açıkçası ben bütün hastalarımı kendi yakınım gibi görüyorum. Biraz çok zor oluyor bana psikolojik olarak, ama gerçekten kendi yakınıma ne yapmam gerekiyorsa onlara da o şekilde yardımcı olmak istiyorum. Empati kuruyorsunuz aslında. Evet, biraz empati kuruyorum. Kötü bir şey doktorluk için, ama bir kötülüğünü şu ana kadar görmedim açıkçası. İnşallah da hiç olmaz. Peki bu konuda hastalara tavsiyeleriniz neler? Çünkü biz bu konuda bazen çok bilinçsiz hareket edebiliyoruz. Hani en azından bir araştırmak lazım değil mi hocam? Daha sonrasında sıkıntı yaşamamak için özellikle. Evet, yani hastalar bir kere ameliyat olur. Onun için yani doğru cerrah, doğru teknik, doğru hastanede ameliyat olmalarında fayda var. Evet. Bir de hocam sizin gibi sevmek lazım. Evet. Sevmeden de bu meslek yapılması imkansız. Yani bu bir gerçek. Kesinlikle. Yani çok özveri gerektiren bir meslek. İnsanın gerçekten çok bazı şeyleri bırakarak geldiği, çok üzüntüler yaşadığı, çok sevinçler yaşadığı bir meslek. Ama çok seviyoruz mesleğimizi. Zaten sevmeseniz ve inanmasanız da başarı göstermeniz imkansız. Ne kadar sevdiğiniz de arka background'dan belli gerçekten. Bunu da ben söylemeden geçmeyeyim. Çok mutlu oluyorsunuzdur tabii bu tablo karşısında da. Çok kesinlikle ciddi bir yıl var yani, çünkü evet, orada. Yani buraya çoğunu koymadık bile, ama her biri bir günde alındığı düşünülürse bayağı bir yıl. Bazıları 6,5-7 senede alınan şeyler. Gerçekten çok büyük bir emek var. Evet, ve çok da profesyonel bir ekip var burada. Evet. Ekip de kaç kişilik bir ekibiz toplamda? Ekip olmadan da çok zor hocam bu iş. Yani ekip olmadan çok zor. Yani biz şu an burada 2 kişiyiz, ama bu ekibin arkasında yaklaşık 30-40 kişilik bir ekstra bir ekip daha var. Yoğun bakımıyla, ameliyathanesiyle, servis hemşireleriyle bir ekibimiz var. Evet. Hedeflediğiniz yerde misiniz Tolga hocam? Yani istediğiniz noktalara gelebildiniz mi? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Ya yani hedeflediğim yer şöyle, daha çok hastaya ulaşmak benim hedefim. Yani hem yurt içi hem yurt dışı. Çünkü benim yurt dışı tecrübelerim
çok fazla, yani hem Amerika'da hem İsviçre'de çalışmış hastanede biri olaraktan oradaki güzel. Aslında yapılan ameliyatların şeyin Türkiye'den çok da farklı olmadığını giderek kendi gözümüzle de görmüş ve tecrübe etmiş biriyim. Evet. Hem yurt içi hem yurt dışından birçok hastaya ulaşmak benim en büyük hedefim. Ve hiç bitmeyecek sanırım bu hedef. Evet. Ya bitmesin de. Zaten biterse biz de biteriz değil mi hocam? Evet. Yani biz bir yılda başarılar dileyelim sizlere Tolga hocam. Son sözlerinizi alın mı? Buradan Çanakkale'ye, tüm Türkiye'ye, gençlere, danışanlarınıza, hastalarınıza neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözler sizin. Yani ben herkese öncelikle hasta olmamalarını öneriyorum. Ama hastalık illa başımıza gelirse de bundan kurtulmak için en iyi doktorlara gitmeleri ve acil şifalar diliyorum. Evet. Bunları çok fazla üzülmemeleri, kafaya takmamaları, her şeyin bir çaresinin olduğu, evet, ölüm haricinde bunları düşünmelerini tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım hocam. Çok keyifli bir röportajdı bizim için Tolga Bey. Bu bilgileri bizimle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız her zaman daim olsun. İnşallah başka programlarda da görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkürler, sağ olun.